15 günlük ceza ve siyasi yasak kararı hala Türkiye'nin gündeminde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da gündemindeydi. Dün akşam bütçe görüşmelerinde bütçe kabul edildi. Dün o sırada bir konuşma yaptı. Bu konuya da değindi Sayın Oktay ve şöyle dedi. Kararı veren mahkemedir, düzeltileceği yerde yargıdır. Kararı hakkında beyanda bulunmamız mümkün değildir. Yargısal süreçler devam etmektedir. Yani karar henüz kesinleşmemiştir. Kararı verecek olan ne yürütme, ne Türkiye Büyük Millet Meclisi, ne de karalama siyasetiyle muhalefettir. Şayet verilen kararda herhangi bir eksik veya yanlış varsa bunun düzeltileceği yer yine yargı kademeleridir. Mahkeme kararlarının arkasında siyasi akıl aramak, siyasal akılsızlığın ta kendisidir. Bugüne kadarki safahatı ve bundan sonraki süreci açıkça ortada olan bir konuyu mitinglerde ateşli beyanatlarla, asıl bağlamından kopartılmış çıkarsamalarla gündeme getirmek niyetin başka olduğunun ifadesidir. Konu eski AKP milletvekili Hüseyin Çelik'in de gündemindeydi. Dün akşam Halk TV ekranlarında yayınlanan Perdenin Önü Arkası programına katıldı Hüseyin Çelik. Bu kararın verilme sürecine ilişkin 3 ayrı ihtimalden bahsetti. Ama hangi ihtimal olursa olsun karar sıkıntılıdır dedi. Diyelim ki bu mahkeme siyasi iradenin talimatı, telkini veya tavrı üzerine böyle bir karar verdi. Eğer bu böyle bir şık varsa, eğer söz konusuysa böyle bir ihtimali bile düşünmek istemiyorum. Eğer böyle bir şey varsa bu çok vahimdir. Adalet mekanizması açısından çok vahimdir. Bundan önceki süreçlerde de hep şunu söyledim. Eğer bir ülkede adaletin gücü yoksa orada gücün adaleti devreye girer ve gücün adaleti her zaman zalimdir. Kimde olursa olsun gücün adaleti her zaman zalimcedir. Birinci ihtimal bu, bu çok vahim olur. İkincisi, diyelim ki yani böyle bir şey söz konusu değil ama bu kararı veren merciler iktidara ve hükümete yaranmak için böyle bir karar verdiler. Şirin görünmek için, hoş görünmek için, tayin terfi konusunda avantajlı hale gelmek için diyelim ki böyle bir karar verdiler. Ve bu daha da vahimdir. Bu şu anlama gelir, demek ki yargı büsbütün siyasete angaje olmuş durumda, daha doğrusu iktidara angaje olmuş durumda. Ve eğer böyle bir şey varsa bu yargı tarafsız da değildir, bu yargı bağımsız da değildir. Bu daha da vahimdir. Üçüncü bir ihtimal var. Türk iktidarın imajı kötü olsun diye, Türkiye'de demokrasi yok, insan hakları yok, bakın insanların önü kesiliyor imajı oluşturmak için eğer böyle bir karar verildiyse bu da hükümetin lehine olmaz, Türkiye'nin de lehine olmaz. Bizim dünyadaki itibarımızı ve görüntümüzü maalesef çok kötü bir hale getirir. Hangi yönden bakarsanız bakın özellikle bu son derece sıkıntılı bir karardır. Kur korumalı mevduat hesaplarında süre uzatımına gidildi. Resmi gazetede kur korumalı mevduat hesapları ile ilgili mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı desteklenmesine ilişkin karar yayınlandı. Karara göre kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları 31 Aralık 2023 tarihine kadar açılabilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin'deydi. Derik AKP ilçe başkanlığını ziyaret etti. Burada bir konuşma yaptı. Hedefinde Batı vardı. Batı hava atıyordu. Şimdi donuyor dedi. Çöpünü toplamaktan aciz bir belediye başkanı. İETT otobüslerini çalıştırmaktan aciz bir belediye başkanı. Sayın İçişleri Bakanı büyük şehirlerde çöpleri ilçe belediyelerinin topladığını dahi bilmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden itibaren kendi siyasi şeyiyle, duruşuyla Cumhurbaşkanımız arasında bir korelasyon kurmaya çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezasının yankıları sürüyor.
Cumhur İttifakı'ndan karar sonrası yargıyı değil ama muhalefeti eleştiren açıklamalar geldi. İmamoğlu tek tek yanıt verdi o açıklamalara. Belki de tarihin İstanbul'daki en aciz belediye başkanı bütün bu yapamadıklarını acaba hukukun verdiği bir karar üzerinden örtüp başka bir adım atabilir miyim? Zaten İçişleri Bakanlığı'na başlarken bu konularda tek bir yönetmelik kitap dahi okumadığını ifade etmişti. Hala okumamaya, ezberden savurmaya devam ediyor. O savrula dursun, biz işimize bakacağız. O da işini iyi yapmaya gayret etsin şu kalan 3-5 ayında. MHP lideri Bahçeli, İmamoğlu'na siyasi yasak kararını bir bardak suda fırtına koparmak olarak yorumladı. Kararın henüz kesinleşmediğine dikkat çekti. Niçin fikirlerini söylemiyorlar? Yani kesinleşmemiş de olsa, madem onları yaralayan bir tarafı var, niçin bir yorum yapmıyorlar? Bahçeli'ye göre karar sonrası Saraçhane'de gerçekleştirilen tepki buluşması CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir kumpas. Halkın oyu ile iki defa seçilen Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağını getirenler bugünün Kenan Evrenleridir. Bu kadar açık. O da sizsiniz. En dikkat çeken açıklamalardan birisi ise AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e ait. İmamoğlu'nun kendi hikayesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hikayesine benzetmeye çalıştığını öne sürdü Zengin. Tayyip Erdoğan'ın hikayesi ona özgü, onun için biricik bir hikaye. Peki. Eğer bir hikaye isteniyorsa herkes sahici hikayesini kendi yazmalı. Bu cümleyi kurmaları bile bize kimin imrendiğini gösteriyor. Keşke hem İstanbul'a yaptıkları üzerinden hem de Türkiye'ye yaptıkları üzerinden keşke imrenebilsem. Ama yani aslında nasıl bir korelasyon kurulduğunu ben ifade etmedim. Kendileri konuyu gündeme taşıyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Saraçhane'de gerçekleştirilen buluşmaya tepkiliydi. Bunun anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü. Tam anlamıyla anayasa 138'e aykırıdır. Yani bu ne demektir? Yargının bundan sonraki süreçlerini etkilemeye çalışan ve anayasayla teminat altına alan yargının kendi ilkelerine göre karar verme anlayışını etkilemeye çalışmaktır. Bir önceki mahkemede mahkemenin etrafı billboardlarla çevrildi. Binlerce insan çağrıldı. Bunlardan bir tanesini biz yapsak bizi çağırmaya gelirler. AKP kurmayları muhalefeti hedef alsa da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, İmamoğlu kararını eleştirdi. Mahkeme kararının hukuka uygunluğunun inandırıcı olmadığını söyledi Çiçek. Her iki siyasi partinin içerisinden beni arayan ve hani üzüntülerini bildiren hem AK Partili hem MHP'li siyasetçiler de var. Hala üyesi, geçmişte çok önemli mevkilerde görev yapmış insanlar var basına ve sosyal medyalarına açıklama yapan. Korkusuz Gazetesi ile hafta sonu haberlerine devam edelim. Korkusuz Gazetesi'nde AKP ve MHP'nin eğlence ittifakı diyor Mihriban Beyaz'ın haberinde, ayrıntılarına bakalım hemen. Halk son yılların en sıkıntılı günlerini yaşarken iktidar cenahı eğlence ve lüksten taviz vermiyor. AKP torbalı ilçe başkanı Selman Günaydın ofiste dansöz oynatırken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Olayın ortaya çıkması üzerine ilçe başkanı Günaydın büyük bir onurla yürüttüğü görevinden istifasını istedi. Çift dansöz oynatılan ofisin AKP İzmir milletvekili Atilla Kaya'ya ait olduğu öne sürüldü diyor haberde. MHP'li başkan sıra gecesi yaptı. Ankara'nın MHP'li Gölbaşı Belediyesi Şanlıurfa'ya 582'si kadın olmak üzere 670 kişilik gezi düzenledi. Gölbaşı'nda ikamet eden kadınlar için yapılan gezi iki grup halinde 7-8 Kasım ve 11-12 Kasım'da yapıldı. Bir gece konaklamalı gezide 5 yıldızlı otel seçildi. Hiçbir masraftan kaçınılmadı. Geziye katılanlar Halfeti'de tekne keyfi yaptı. Akşam da sıra gecesinde doyasıya eğlendi. Gezinin toplam maliyeti 897.849 lirayı buldu diyor haberde.
İki kardeş trafikte vurularak öldürüldü. Adana'da Vahit ve Emrah Kara kardeşler, aralarında husumet olan kişilerle trafikte çıkan tartışmada tabancayla vuruldu. Hayatını kaybeden iki kardeş toprağa verilirken iki şüpheli gözaltına alındı diyor haberde. Birlikte büyüdüler, birlikte can verdiler, korkusuz